22 sanıklı yeraltı dünyası davasında yargılanan isimlerden Önder Küçük'ün polisten VIP hizmet aldığı ortaya çıktı. Polisle yazışmaları da iddianameye giren Küçük'ün Yeni Akit gazetesi tarafından operasyonun hemen ardından mağdur olacak denilerek savunulduğu ortaya çıktı. İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde görülen yeraltı dünyasında Sarallar olarak bilinen gruba yönelik 22 sanıklı silahlı suç örgütü davasında ilginç ayrıntılar yer alıyor. İddianameye göre örgüt lideri olmakla suçlanan Önder Küçük, arandığı süreçte gizlendiği yerden evine polislerin aracıyla gitti. Küçük'ün polis Ozan Yazgı ile olan yazışmalarında birbirlerine reisim diye hitap ettikleri anlaşıldı. İki polis de dosyanın sanıkları arasında yer aldı. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre iddianamede Sarallar suç örgütü adına hareket etmekle suçlanan Önder Küçük'ün yanı sıra Ömer Saral, Serkan Ersoy, Ercan Temur, Hikmet Cengiz, eski asker Yılmaz Ünver, Alican Şanlı, Cemal Tarlak, Elif Öztürk, Ruslan Aliyev ve Şafak Usta gibi isimlerin yer aldığı listede iki de polis memuru yer alıyor. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler Ozan Yazgı ile astı konumundaki Ozan Murat Akdağ örgüte yardım etmekle suçlanıyor. İki polis memurunun doğrudan temaslı olduğu isim Önder Küçük. Memur Yazgı ile Önder Küçük arasında bir dizi WhatsApp yazışması ve arama kaydı dosyaya girdi. Yazışmalara göre Küçük ve Yazgı birbirlerine reisim diye hitap ediyor. Dosyaya göre Küçük hakkında arama kararı olduğu dönemde saklandığı yerden evine gitmek için memur Yazgı'dan destek istedi. 3 Mart 2021 akşamı Küçük Yazgı'ya "Ya ben bir şey istesem yüzsüzlük yapmış olur muyum?" diyor. Bu mesaja Yazgı ise "Reisim ayıp ediyorsun vallahi" diye karşılık veriyor. Bu kez Küçük "Gelirseniz benim eve gitme şansım olur mu?" şeklinde mesaj atıyor. Görüşmenin devamında Yazgı Küçük'e polis memuru Ozan Murat Akdağ'ın gelip kendisini alacağını söylüyor. Bir başka yazışmada ise Küçük dişçi randevusu olduğunu ancak Covid tedbirleri nedeniyle çıkamadığını belirterek Yazgı'dan destek istiyor. Yazgı bu talebe de olumlu karşılık veriyor. Memur Akdağ, Küçük'ün ortağı olduğu restoranda sık sık yemek yedikleri ısrar etmelerine rağmen kendilerinden para alınmadığını savundu. Yeni Akit gazetesi ise Sarallar'a yönelik operasyonun hemen ardından 10 Mayıs 2021 tarihli haberiyle Önder Küçük'ü savundu. Operasyon nedeniyle mağdur olduğunu iddia etti. Akit gazetesi, avukat İbrahim Ayıldız'ın ağzından gerçekleri yansıtmayan haberlerle suçsuz ve masum olan isimler suçlu ilan ediliyor ifadesini haberin spotunda verdi. Gazete iddianamede ismi geçen Önder Küçük için de Önder Küçük olay yerinde ailesiyle beraber piknik yapmaktayken Mehmet Yaprak ve yanındakiler özel olarak görüşmek istemişler. Önder Küçük de ailesini yolcu ettikten sonra olay yerine gelmiştir iddiasını sayfasına taşıdı. Haberde avukat Ay Yıldız'ın şu ifadelerine yer verildi. Önder Küçük, müşteki ifadesinde dahi beni ya da diğer şahsı vurdu denilmesine rağmen tutuklanmıştır. Olayın faili belli olmasına rağmen tutuklanmıştır. Üstelik lehine olan deliller dosyaya sokulmayarak tutuklanmıştır. Bu konuda dosya içeriği tarafsız bir gözle incelendiğinde haklılığımız ortaya çıkacaktır. Ama olmayan Saral ailesi ve suç örgütü dahil edilirse, deliller gizlenirse ve olayla ilgisi olmayan kişilerin dosyada adı geçirilirse, tabii ki birilerine bu dosya farklı gösterilecek, yargılama sonucunda beraat edeceği kesin olan Önder Küçük, ileride telafisi imkansız olacak şekilde maddi ve manevi olarak mağdur edilecektir. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.